kardeşim. Ne yapıyorsun bakayım? Aa, ben ne yapayım ki? Sabaha kadar eltimin çocuğuna baktım. Şimdi kaynanama çorba yapıyorum. Az sonra da kocamın ayaklarını yıkayıp tarlaya gideceğim inşallah. Kız çilekeş gelin. Sana bir müjdem var. Toprak babaanne iyileşince gelsinler istesinler dedi Ayol. Ne? Ay. Ama babaannenin ne iyileşmeye ne de yumuşamaya niyeti yok. Bu kadın için yaptıklarını taşa yapsaydın taş bile erirdi Ayol. Ama bu kadın... Ay belki de ben vahim bir hata yapmışımdır. Belki de yöntem yanlıştır. O ne demek Ayol? Şu demek. Her barutçu kayasına tünel kazılmaz. Bazısına bomba atmak lazım. Evet, bomba atmak lazım. Bomba. Bomba. Al da zıkkımdan. Şiş. Yeşim, kızım manyadın mı sen? Ay böyle kaynanaya ben manya mıyım de ne yapayım ya? Hebe! Zil! Hebe! Tepelerim seni zilli dedi. Evet. Kaynanaya ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. Ha bahçeler çapa ister, çapacı para ister. Çapacı şöyle dursun, ha bu gelin sopa ister. Ama iyileştin ha. Ya sen iyileşti, ben sopaya bile razı olurum. Vallahi cıngar çıkartırım he. Olmaz öyle. Ama sen iyileş de bana yine böyle maniler söyle, tamam mı? Ama sen onun iyiliğini versin zilli mi? Ay. Vallahi bıktıydım sana çevirmenlik yapmaktan ayol. Olayım. Hadi geçmiş olsun babaanne. Sağ ol uşağım. Babaanne bir daha bizi korkutma da. Toprak Bey, lütfen sözünüzü tutun. Artık medeni medeni konuşmayacak, kızı da sevdiğine vermece zamanı. Oo, o cicikciye kızımız yok. Al işte. Babaanne sen az gelsene benimle. Siz de arayın, akşam kız istemeye gelsin. Babaanne gel, gel. Olmaz, olmaz. Olmaz. Tamam babaanne de. Baksana ne kadar sevindiler. Ha, ya sen gel iki dakika. Sen Defne'ye sen... iyileştiğini söylemeyin. Ha ben diyeceğim onu. Yalın. Leyla. Çiçeğinizi, çikolatanızı alıp bugün gelin ayol. Toprak razı oldu, gelsinler istesinler dedi. Deme. Dedim bile ayol. Hadi sayemde yine iyisiniz. Artık topraktan kızı da sen alırsın. Eğit be Leyla, dile benden ne dilersen. Ay ne dileyeceğim ayol, siz mutlu olun da. Leyla var ya, sana taparım ben. Ha bak Leyla, Leyla sakın Defne'ye bir şey söyleme. Şimdi geleceğim ben söyleyeceğim. Tamam ama dikkat et. Toprak seni burada yakalayıp vazgeçmesin sonra. Tamam hadi biz hazırlanalım, öptüm. Toprak abi tamam demiş ya, kabul etmiş, bugün gelsinler demiş Allah. Ben gidiyorum, Defne'ye haber vereceğim, çiçek alacağım, yüzük alacağım. Oo çok iş var, hadi. Ben de gideyim Nehir'e haber vereyim o zaman. Bak sen de geliyorsun ha. Söz kesilirken diğer gelinimin de yanımda olmasını iste. Nehir, Toprak abi razı ol. Nehir. Abicik affet beni. Buralarda olmuyor. Ararım gidince. Thank you.
şanslı bir kızım ya. Defne sen kafayı mı yedin? Niye ki? Kızım evlendin, kocandan ayrılsın. Abin seni odaya tıktı. Sen daha neyin şansından bahsediyorsun? Abisi, bardağın dolu tarafından bakacaksın. Baktım abisi. Heh, ne gördün? Ha böyle benden daha manyak bir kız kardeş gördüm. Şapşik. Bak, bütün gece kocamla İstanbul'u izledim. Senin gibi bir abim vardı ve sinir olduğu kızla bütün geceyi geçirmek pahasına bana yardım etti. Daha ne olsun? Sen bir de o gecenin o sabahını bilseydin. Ne? Boş ver Spas. Boş vermem. Var bir şey var. Yok kızım bende bir şey. Ya var ben anlarım. Mavi kafayı öptüm. Ne? Oha yuh. Çüş. Ay. Bravo. Nur topu gibi bir imkansız aşkımız daha oldu. Gerçi Yeşim ve Çınar yapabildiğine göre imkan kavramı biraz sorgulanabilir. Ama zaten ne demişler? Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman olur. Hem ayrıca zaten bir şey daha demişler, dinsizin hakkından imansız gelir demişler. Oh vallahi iki baş belası. Bakalım hanginiz hanginizin hakkından gelecek, çok merak ediyorum. Abisi bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Sizin çocuğunuz olursa acaba neye benzer? Bence yani kanımca dünyanın en tehlikeli insanı olur. Hatta ben... Abisi ne yapıyorsun? Kafamı imha ediyorum. Zaten içinde beyin bırakmadın. Dışı da fazla yer işgal etmesin. Ya ne yapayım? Hep merak ederdim sen nasıl bir kıza aşık olacaksın diye. Heyecanlandım işte. Şşşt! Az frene bas az. Ne öyle aşmış aşmış yok. Öyle oluverdi işte. Sinirden. Sinirden. Yani sen bu kıza sinir oluyorsun. Saçlarım abi. Böyle kadına benzer hiçbir tarafı yok. Hmm. Tersi de pis zaten. Bundan zaten sinir oluyor. Hmm. Anladım. Ama böyle var ya... Bazen bir gülüyor. Sanırsın var ya Trabzon sahaya çıkıyor. Kızım bakma öyle de tamam. Zaten deplasmana gitti. Hı? Amerika. Defne'ye akşam Arasların geleceğini söylediniz mi? Yok. Yalın telefonda söylemeyin, sürpriz yapın dedi de. Halt etmiş o. Hamzi hiç memnun kalmamış. Buna kalsa kızı vermez söyleyeyim. Allah'tan ona kalmadı da. Evet oğlum. Bence verelim. İyi çocuk. Yok canım. Sen nasıl bir yerken lan? Hakikaten fazla oldun ama işte. Lan yüz verdin ayı ya. Geldi tükürdü halıya. Bence de biraz fazla oldun. Kana sen işte. Lan bir susun.
Bu akşam karımı istemeye geleceğim. Onun haberini vermeye geldim. Ne? Kızım bağırmasana. Karımı almadan gebermek istemiyorum. İnanmıyorum ya. İkna oldu mu deden? Deniz Damla sağ olsun. Bir dakika. Abim hayatta ikna olmaz ya. Haydi. Hayırdır lan, gün mü yapıyorsunuz burada? Şu oğlum kafayı mı yedin? Nereye bakıyorsun lan? Aç, aç. Deniz. Lan Adem, sen nasıl girdin içeri? Ben aldım. Kapıdan. Böyle halt ettim. Akşama hazırlan. Araslar seni istemeye geliyor. Yok tabii ki beni isteyecek. İnanmıyorum yani, razı olmayacak olsa akşam hazırlan seni istemeye gelecekler. Demek sonuçta o bir arşiv, bence arşiv tüm kız kardeş olmadığıma göre akşamı niye hazırlayıp yemeğe yeneyim, değil mi? Merhaba bacım. Sus. Sustum. Bingo'm. Babaannem. İyileşmişsin. Ha, iyileştim de sayende yine hastalanacağım. Bu deli nereden buldun burada? Ne işi vardır? Ay sen hiç hasta olmazsın. Olmaz. Senin o tersleyen dillerini bile nasıl özlemişim tontişim. Otur ama. Ben kapatırım o kapıyı. Şirin. Oğlum ateş yolluyorsun ha. Bir daha sana pencere mencere yok. Al efendi gibi kızı git. Yoksa kardeşim kocasına doyamadan dul kalacak ya. Tamam, tamam. Gittim. Haydi akşama görüşürüz. Hadi. Gel lan. Hadi adam. Sus. Ben kullanıyorum Aslı. Çünkü sana kalsa uçağı kaçırırım. Bir an önce gitmek istiyorum şuradan. Merhaba ben Nehir. Laskopat beni bir daha öperse ona çok aşık olurum diye çok korkuyorum. Ay ben kafama ya. Nereden anlattım ki magazin Aslı'ya? Aha bak bak bak, ileride dur, ileride dur. Ya kızım duramam, acelem var. Ya sen demedin mi para çekeceğim diye? Havaalanında elinde bavulla Atem'i aramayayım diye sen değil miydin 3 dakika önce? Oho, kafa laskopatta olunca tabii. Kafana laskopatmışsın. Meftune Sultan, hadi ya. Geldim, geldim. Nehir arıyor. Oo. Birileri hesabını görmüş. Ben gitmeyeyim diye mi yaptım? Sence? Nehir. Kaldır ve bizimle barutçularda buluş. Yalının sözünde bütün aile orada olacak. Sonra da senin hesabını alacağım. Oops. Barutçulara gidiyoruz. Ya arabamı bıraksan git.
Bana taksi parası bıraksan git. Tamam git ama yavaş git. Habibim, nasılsın? İyiyim, işte. Sos telaşı. Oy. Allah'ım kendi sözünü de nasip etsin inşallah. İnşallah. Ya. Çınar amcana bir bak bakalım. Abisi. Onu mu düşünüyorsun? Ne Defne Piket? Ne düşüneceğim? Bu kadar zamanda iki nikah. Bir de isteme fazla geldi bünyeye. İki nikah derken? Abi şey, Deniz arasın da o olayı şey yaparak söyledim yani, onu dedim. Haydi, haydi! Zaten kapalı mekan bastı, ben bir çıkayım abi. Sen... Abi! Haydi, haydi! Ben de geleyim mi seninle? Sen kal. Abi. Teşekkür ederim. Kız fındık, sen ne güzel oldun böyle ya. Abi. Fındığım ben. Senin de bütün işlerin tensa. Hı? Önce nikah, sonra isteme. Şöyle. Aslına. Karıcığım, ne kadar güzel olmuş benim güzel karım. Hayırdır mavi kafa? Amerika yerine benim yanıma mı kaçmaya karar verdin? He ya. Las Copa'da kaçayım da hayatı kendime bir zehir edeyim dedim. Alacak mı? Bak Argo. Uyuzluk etme de şunu taşımama yardım et be. Zaten sinirim burnumda. Abim bütün hesaplarımı kapatmış, gidemedim. Uşak benim gözümün önünde bu sarıya mahallendi. Vah vah. Beni niye öptün?
Hiç. Öyle eğlence olsun diye. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim. Vallahi evlenilecek kıza da benzemiyorsun ama. Ben senin için hiçbiri değilim Laskopat. Anladın mı? He anlamadıysan da bunu o kafana sok. Ve bir daha bana sakın yaklaşma. Çünkü benim senin gibi kurallarla işim olmaz. Değilsin. Dedim bile. Görürüz. Neyi görüyorsunuz? Hiç hiç hoş geldiniz. Buyurun. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hadi. Müsaade edin de insanlar geçsin. Hadi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Kaptırdın ha. Bana bak. Şimdi tropik meyve aşırırsan görürsün. Defneciğim, ben de bir sade kahve alabilirim canım. Sade. Tuzlu. Yırtamadık ya, ona yanarım. Tamam. Şey yapmayalım. Tamam. Şimdi o zaman şimdi size bir tane sade az şekerli. Az şekerli yine. Sende bir tane az sade. Seninki şekerli. Toprak abiminki şekerli. Babaanneminkini de sade yaparsam sana bir tane tropik meyveli. Burada şeye de doğru adı bir tane çikolatalı yaparsın. Vah vah.
ocağı yakma. Her an patlayabiliriz. Bu ne ya? Kızım Toprak abin dinamit gibi her an havaya uçuracak bizi. Sen daha onun nükleer versiyonunu görmedin. Bu ne ki? Vallahi Toprak'a laf etmeyin. Gayet medeni davranıyor yani. Ay, onun evrim basamağında bu bir devrim ayol. Ay, vallahi Leyla haklı he. Yani adam kardeşini veriyor sonuçta, kolay mı? Siz de benim gayet medeni Toprak abimi iki dakikada gömdünüz he. Ya Allah aşkına ne gömeceğiz ya? Defne evli. Yani gerçek kocasına tuzlu kahve yapıyor. Ben olmayan çocuğum için sahte kocamla nikah kıyacağım. Ve bunların hepsinin sebebi kim? Tabii ki medeni Toprak abiniz. Bir yanlışım olduysa affet. Bir yanlışın olduysa. Eyvallah. Defne'yi baştan isteseydik iyiydi ama. Teşekkür ederim kızım. Teşekkür ederim kızım. Kaçırmak çok doğru bir hareket olmadı tabii. Ama işte beni dinlemeyince. Her neyse. Özür dilerim abi. Estağfurullah koçum. Olur böyle şeyler. Ay ne güzel konuştunuz ikiniz de ayol. Biriniz özür diledi. Diğeriniz de affetti. İşte medeniyet bu. Değil mi ayol? Doğru söze ne hacet. Efendim, madem birbirimizi anladık, ben hiç uzatmayayım. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle Defne kızımızı oğlumuz yanına istiyoruz. Efendim, Leyla bu sabah bana şantaj yaptı. Tövbe estağfurullah. Medeni koca istiyormuş kendisi. Ben de gördüğünüz gibi medeni sizleri dinledim. Ve şimdi yine aynı medeniyetle diyorum ki... Yalın Aras, sana kızımız vermiyorum. Anladın mı koçum? Yeterince medeni mi Leyla? Hı? Şimdi lütfen medeni evinize gidin. Buyursunlar. Kapımız bu tarafta. Büyük Aras, size verecek kızımız yoktur. Ha kapıyı orada dur.